tüketici çeşit çeşit oluyor. Ben şimdi diyelim bir yağ tüketmemesi gereken bir tüketicimiz var ise, Evet. eğer bir bisküvi alacaksa ona göre yağı az olan, eğer tansiyonu varsa tuzu az olan etiketi okuyarak bunu bulabilir. Bakın başka bir yanlış yönlendirme de şu şekilde oluyor veya konuşma. Etikette E varsa o gıdayı Evet. tüketmeyin. Öyle bir şey söz konusu değil. Etikette E dediğimiz her katkı maddesine bir kod veriliyor. Evet. Dünyada Codex Alimentarius denen, bizim ülkemizdeki de biraz evvel söylediğim Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndaki komitelerle birlikte çalışan bir komite var. Evet. Diyelim limona ekşiliğini veren sitrik asit. Evet. Bildiğimiz limondaki ekşiliği oluşturan asit. Biz bunun adı E kodu olarak E330. Şimdi Evet. E330 varsa gıda tüketmeyin gibi internette haberler görüyorsunuz. Yani o zaman limon da tüketmememiz gerekiyor. Evet. Yani gördüğümüz E kodları uzun uzun yazma yerine kısa olarak kodla ifade etmek ve kolaylık sağlamak için. Çünkü Kolaylık sağlamak küçücük için. bir bisküvi etiketine yazılması gereken bakanlığın zorunlu olarak koyduğu, hatta birkaç dille de yazılmasını istediği bilgiler var. Evet. Tüketicilerimizin bunları okuması ve özellikle enerji, karbonhidrat, protein, yağ değerlerini Güzel artık bir liste şekilde. halinde yazıyorlar. Daha okunur halde yazılmak durumunda. Evet. Efendim puntolar çok küçük, okuyamıyoruz. İstenirse, dikkatli bakılırsa okunabilir.